Ay yok yani ya, sürekli beni tersliyor İfat. Ay bir de ayrıca ne yapmam bekleniyor daha fazla, anlamadım yani. Bak Deniz Hanım hiç öyle değil ha. Bu çok böyle nazik. Ama bu öyle değil, bu biraz şey. Ney? Ya ne bileyim, ters bu biraz. Ayrıca şöyle de bir şey var. Bugüne kadar acaba ne kusurumu görmüş ki beni bu kadar tersliyor, bu kadar bana laf sokuyor, onu da anlamadım yani. Ya takma, Allah Allah. Bak, bakma sen, Narin Hanım iyidir. Hem zaten sen Deniz Hanım'dan torpilli değil misin? Teyzenin yerine bakıyorsun burada. Ha. Onu temsil ediyorsun ha. Bir yerde. Ya bir de şöyle bir şey var bak. İnsan gibi bir soru soruyorum değil mi? Kötü niyetim de yok. Ayrıca kusmuşsun, kusmamışsın, bu beni ilgilendirmez ki zaten sonuçta. Merhaba. Hoş geldiniz. Rıfatcığım bana bir portakal suyu sıkar mısınız zahmet? Tabii. Geldi mi Deniz Hanım? Bilemiyorum Narin Hanım. Geldi Narin Hanım, geldi. Ben Aslı Hanım'a söylemeyi unuttum. Tuvaletteydi kendisi. Ha. Kusura bakmayın Aslı Hanım. İçeride odasında. Ya niye tersleniyorsun kadına? Canına mı susadın? Ha yani istenmiyorsam alır çantamı giderim Rıfat. Allah Allah. Nereye gidecekmişsin? Hem sen gidersen ben ne yapacağım burada bir başıma? Ha? Güzellik. Sana da koyuyorum portakal. İyi tamam hadi. Fırat abi istersen ben bir yemek falan hazırlayayım sana. Dur dur. Yani çıkmam gerekiyor benim. Nereye? Mantomu da daralttırdım. O yüzden onu gidip almam lazım. Geç kalmazsın değil mi? Yani yok da neden? Gel bakayım sen benim yanıma. Gel gel otur şuraya. Bak. Bak ben sadece sana abici öğütler veriyorum. Sen dinlemeyi seçersin ya da seçmezsin. Senin seçimin. Yani ben geçici bir süreliğine buradayım. Hani bu böyle sonsuza kadar devam etmeyecek. Gerektiği kadar edecek. Tamam. Tamam. Sağ ol. İstersen sonra birlikte yemek yeriz. Olur. Beklemiyordum ha bugün. Uydurduğum bir şeyler kaçtım da. Onlar beni görmedi değil mi? Yok görmedi kimse de. Ben bıktım yani bu durumdan ya. Hayır ne bu böyle canım? Sanki bir şey yapıyoruz. Arkadaşız yani alt tarafı. Ya yakıştırıyorlar biz biliyor musun? Ondan oluyor yani. Yakıştırıyorlar. Ama hani bir yandan da böyle şey oluyor. Hani böyle gizli gizli buluşmalar, gizli macera gibi falan. Ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Gıdıklanıyorum yani. İyiyiz bence be ha? İyi. Ne yapalım nereye gidelim? Ben mantomu alacağım diye çıktım evden. Tadilatla dedim manto, öyle çıktım. Ben sana sıfır tadilatsız manto alayım Şadiye ya. Niye uğraşıyorsun ki böyle? Hiç yakışıyor mu sana ya? Prenses gibi kızsın. Başkasının eskisiyle, püsküsüyle falan. Ne alaka yani ya? Ali abi, saçma saçma konuşma Ali abi. Saçma saçma konuşma. Hani manto, tadilatta kollarını kısaltıyorum falan diye çıktım evden yani. Ha, kimsenin eskisi meskisi değil. Ha, ha. Hadi gidelim. Sen bugün biraz beyaz mısın? Beyazım ben. Genelde beyazım, beyaz ırkım. Ya bir şey söyleyeceğim, sen grip mırip olma. Böyle boğazında bir kaşınma, bir şey var mı? Hı, evet, midem de çok bulanıyor ya. Eyvah, grip işte bu. H3N2 biliyorum, eve git. Durma burada, git eve git, bir yat. Yok canım, benim hastalığım daha güzel bir hastalık. Misafiriniz var. Engel olmaya çalıştım ama çok acelesi varmış. Tehdit ediyor beni. Eğer boşanma davası açarsam beni de sizi de doğduğumuza pişman edecekmiş. Ay kocanız mı? Aslı Hanım, Aslı Hanım siz bize çay getirin lütfen. Ah, tamam. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun oturun lütfen. Sakin olun. Sakin olun tamam. Buyurun. Tanıştırayım efendim. Ortağım Deniz Tunalı, Nuran Bora Yeşinsun. Evet efendim. Bir dakika bir dakika. Kocanız sizi şimdi tehdit mi ediyor? Şey bir bey biraz. Kocası. Ne bir bey ya? Böyle işlerini yasal yollardan halletmeyi sevmeyen bir bey. Ne yapacak bize günümüzü gösterin. O ne demek ya? Allah Allah. Hanımefendi ben sizi çatır çatır boşarım. Sıkıntı yok. Size de bize de kimse bir şey yapamaz. Rahat olun. Deniz'ciğim istersen yasal olarak ne tedbir alırız ona bakalım ha? Uzaklaştırma. Hemen uzaklaştırma kararı çıkartalım. Uzaklaştırma falan anlamaz o. Kurtulamayacağım ben bu adamdan. Ölünceye kadar mahkumum onun o korkunç hayatına. Olur mu canım öyle şey? Mutlaka hallederiz. Durun bir bakalım. Nasıl da aşıktım ilk zamanlarda ona bir bilseniz.
aklımı başımdan almıştı. O gücü, serveti, koruyucu tavrı, sürprizleri ayaklarımı yerden kesmişti. Sonra ne değişti? Çok korkunç sahnelere şahit oldum. Bir canavar varmış meğer içinde. Eğer boşanma davası açarsam beni öldürebilir bile. Anlıyorsunuz değil mi? Bunların hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden o öldüremedim. Senin yüzünden kendi ellerimle Gönle'yi o annem Sümetlisi'ne gönderdim. Senin yüzünden annem beynini dağıtamıyor. Bunların hepsi senin yüzünden. Benden kaçma, korkma, beni bırakma diye. Benim yüzümden değil. Sen değişiyorsun. İnsan olmak istiyorsun. Gidişine Deniz Tunalı. Benim kaç tane cinayetim var haberim yok senin. İnsan olmakmış. Ben hayatımı temize çekme noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz. Şimdi benim bir işim var, ben çıkıyorum. Adli de Narin yanınızda olacak. O bu işte çok iyi. Çıkmam lazım, işimi halledeyim. Görüşürüz. Neredesin lan sen bütün gündür telefonun kapalı? Abi dedim ya hani hazırlıklar falan vardı. Onları halletmek için. Ali bana yalan söyleme, senin dilini kopartırım ha. Şadiye ile beraberdin değil mi? Ne işin var lan senin Şadiye ile? Lan sen ne kadar omurgasız bir adamsın lan. O kız aylarca bizim evimizde misafir kaldı. Ablası onu bize emanet etti. Sen neyin peşindesin Ali? Tatyana ne olacak hem? Abi hani Gönül bu, hani laf dinlemiyor ki şimdi. Geçmiyor laf yani Gönül'e. Bunu en iyi sen biliyorsun abi. Narin yenge mevzu işte. Senelerce sevdin. Şimdi en iyi arkadaşına aşıksın. Hani oluyor, oluyor. Git lan gözüm görmesin seni, kaybol. Kaybol! Boşayacaksın İrina'yı, alacaksın Tatyana'yı. İkiletme. Hadi! Zekalı doğru da söylüyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.